Sayfaya gelen sorulardan bir kareköklü sayı sorusu. X büyük eşittir 3 olmak üzere demiş. Eşitliğini sağlayan X tam sayısı kaça eşittir? Şöyle bir şey düşünelim. Ben diyorum ki aklından bir sayı tut. Buna 5 ekle. Daha sonra bulduğun sonucu 2'ye böl. Kaç buldun diyorum. Sen diyorsun ki mesela ben 6 buldum. Öyleyse diyorum ki en son sana 2'ye böl demiştim. 2 ile çarparsak 12 olur 6'yı. Ondan önce de 5 ekle demiştim. Onu 10'dan 5 çıkarırsam, 12'den 5 çıkarırsam 7 olur. Demek ki sen 7 tutmuşsun. Yani ne yaptık? Tersten düşündük. Bu denklem çözmenin temelini oluşturan şey. Bunun biraz değişini karekök sayılarda sormuş. Demiş ki şunun tamamı 2'ymiş. Yani buna eşitmiş. Öyleyse ben diyorum ki bunun tamamı 2 ise şu karekökün içerisinin yani şuranın 4 olması lazım. Çünkü karekök dışına ancak bu şekilde 2 çıkabilir. Yani 2 artı kök 2x eksi 6 karekök içinde. Şu dışarıdaki mavi karekökten kurtuldum artık. Bu 2 idi. Öyleyse diyorum ki bu karekök giderse iki tarafın da karesini alırım yani. 2'nin karesi olur. O da 4 olur. Sonra diyorum ki burası 4 ise 2 ile ben bir şey toplamışım 4 olmuş. Demek ki şurası 2'ymiş. Bunu yazalım. Kök 2x eksi 6 2'ymiş. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir şeyin kare kökünü almışım 2 olmuş. Neyin kare kökünü alırsan 2 olur? 2'nin karesi nedir? 4 değil mi? 4 olsaydı içeride kare kökünü alınca 2 çıkardı. Öyleyse artık karekökten de kurtuluyorum veya şöyle de düşünebiliriz. İki tarafın da karesini alıyorum. Buranın karesi buraya da kare yazınca karekökü götürüyor. 2x eksi 6 eşittir 2'nin karesi yani 4. İşte denklem kurma sorusu. Aklından bir sayı tut. 2 ile çarp 6 çıkar. Kaç buldun? 4. En son 6 çıkar demiştim. Öyleyse 6 çıkartmasaydın 10'du. Ondan önce 2 ile çarp demiştim. Demek ki çarpmasaydın tuttuğun sayı 5'ti diye düşünebiliriz. Ya da matematiksel olarak deriz ki işte 6 eksi 6 karşıya artı 6 geçer 10 olur. 2x 10'muş. Neyi 2 ile çarparsam 10 olur? 5 cevabım 5'tir diyebiliriz.